de Laz böreği. Trabzon'un meşhur Laz böreği. Biliyor musunuz Laz böreğini? Evet biliyorum. Ne kadardır? Kaç kaloridir bir dilim yani, acaba? Yani biz ona sayılamıyor, hesaplanamıyor diyoruz. Hesaplanamayan bir tada götürüyoruz şimdi sizi sevgili seyirciler. Hesaplanamayan bir lezzet. Çünkü... Laz böreği içerisinde tatlı, tuzlu her şey böyle bir arada. İki farklı biçimde yapılıyor bildiğim kadarıyla. Detaylarını ustalarından öğreneceğiz. Trabzon'a bağlanıyoruz. TRT Haber muhabiri Abdülbaki Açıkgöz karşımızda. Abdülbaki arkada hanımlar çalışıyor. Sen de öndüğünü giymişsin gördüğüm kadarıyla. Şimdi sözü sana bırakalım. Şimdiden oradaki herkese hayırlı bayramlar dileyerek Laz böreği nasıl yapılırmış, incelikleri nelermiş, püf noktaları nelermiş lütfen bize anlatınız. Trabzon'dan merhaba öncelikle İnce Ertuğrul. Malum bayram yaklaştı, mübarek Kadir gecesini dün idrak ettik. Ve önümüzde bir bayram var, Ramazan bayramı. Evlerde de tatlı bir telaş var. Biz de bu telaşa tatlı tatlı ortak olalım istedik. Kolay, kolay olduğu kadar da tatlı bir börek tarif vereceğiz ama biz şöyle bir tarif ediyoruz. Dışı börek, içi tatlı. Hemen sevgili seyircilerden özür dileyerek göstermek istiyorum. İşte birazdan tarifini alacağınız lezzet, görmüş olduğunuz gibi harika bir Laz böreği. Trabzon'dayız. Necla Hanım'dayız. Necla Hanım ev tatlıları çok ünlüdür Trabzon'da. Tarifi ondan alacağız. Efendim özellikle hemen sormak istiyorum. Laz böreği nasıl bir tatlıdır? Önce oradan başlayalım. Çünkü şu anda konu bayramda neler yemeye dikkat etmeliyiz. Anladım efendim. Hafif bir tatlıdır, ağır bir tatlı mıdır? Laz böreği oldukça hafif bir tatlıdır. İçi muhallebi, dişi yufkadan oluşuyor. Şerbet dökülüyor üstüne. Güzel, değişik bir tatlıdır. Aslında bayramlarda pek onu önermiyoruz. Bayramlarda fındıklı tatlılar daha çok öneriyoruz. Baklava gibi mi? Baklava gibi, evet. Ama baklavadan daha kolay sanki yapımı. Yapımı aslında kolay görünüyor, kolay değil. Peki hemen başlayalım. Sevgili seyirciler de kağıt kalemlerini hazırlamışlardır umarız. Evet. Önce ne yapıyoruz? Şimdi şöyle benim hazır olan yufkamı, hamurumu göstereyim ben size. Beze mi diyorlar buna? Buna hamur ve bezeleri. Nasıl yapıyoruz? Ayırıyoruz. Şöyle şu büyüklükte şöyle bezeleri ayırıyoruz. Avuç içi kadar. Evet, avuç içi kadar oluyor. Şimdi arkadaşlarımız açmıştır, ben onları kullanacağım. Ben önce şeyi vereyim. Hamur yoğurmak için bir bardak yoğurt, bir yumurta, bir bardak su, yarım bardak sıvı yağ olabilir ve alabildiği kadar ondan güzel bir şöyle bu şekilde yumuşak bir hamur yapıyoruz. Ondan sonra işleme geçiyoruz. Bezeleri ayırıyoruz. Arkadaşlar açtığı gibi şurada açtıkları gibi. Çok ince ama bu. Tabii tabii oldukça ince olması lazım. İnce şart yani Laz böreği için. Tabii tabii ince olursa güzel olur. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Ben şimdi tepsimizi yağlıyorum hemen. Ya ne ya, bunu da belirtelim hemen. Tereyağı. Tereyağı ama Trabzon'un, evet, tabii. Konya tereyağı mı? Evet. Akçabat mı? Trabzon, Akçabat. Akçabat tereyağımız. Biz Akçabat'tan kullanıyoruz. Normal altını yağlayacak, evet, şekilde. Şimdi hemen. Şöyle yufkalarımı alıyorum. Bir inceliğini de gösterebilir miyiz? Tabii 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 tabii. İki, evet, tane. İnce Ertuğrul. Görüyorsunuz iki tane var ama burada normalde baktığınız zaman herhalde karşıyı görünce bu, evet, bayağı bir marifet olsa gerek. Tabii tabii. Şimdi değil. Altına kaç tane dizeceğiz? Şimdi altına dört tane koyacağım. Dört tane? Evet evet, dört yufka koyacağım ben şimdi hemen şöyle. Abdülbaki, hamura neler koydu Necla Hanım, bir daha tekrarlayabilir mi bize? Ben orayı anlayamadım. Hamuruna neler koydu? Hamuru, evet, İnce Ertuğrul Hanım der ki hamuru bir daha söyleyebilir miyiz? Tabii. Hamuru nasıl yapıyoruz? Bir bardak yoğurt, evet, bir tane yumurta, evet, yarım bardak sıvı yağ, bir bardak su ve alabildiği kadar unla güzel bir yumuşak bir hamur yapıyoruz. Tamam. Kulak tamam. Memesi kıvamı diyorlar. Evet evet, aynen. Abdülbaki öğrenmiş. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapıyoruz. Evet, güzel. Dört tane bezeyi, evet, altına dizdik. Bir kenarlarını da şimdi içine döşeyeceğim şöyle. Fazlasını da israf etmiyoruz kenarlara. Tabii tabii, değerlendiriyoruz bu şekilde. İnce olduğu için zaten bir kabarıklık yapmaz herhalde. Yapmaz, hayır hayır. Peki bu aralara ceviz, fındık, fıstık? Yok, hayır hayır, sadece muhallebimiz hazır. Olsa muhallebi... olmaz mı? Olmaz, güzel. Daha lezzetli olmaz mı? Hayır, güzel olmaz. O zaman Laz böreğin bir esprisi kalmaz. Baklava gibi olur.
Şimdi peki normalde baklava herhalde daha fazla bezeyle yapılıyor ama. Tabii, evet. Tabii evet. Karadeniz zekası girmiş araya, hemen 5-10 katı muhallebiyle kapatıyorsunuz. Aslında ama onun içinde bir lezzet var. Muhallebide ne var peki? Muhallebinin içinde süt var, biraz nişasta, un, şekerden güzel bir kıvam yakalıyoruz. Güzel bir muhallebi yapıyoruz. Onu döşeyeceğiz şimdi bunun içine. Şimdi şöyle bir yufka daha koydum. 4 kat attık sonra yufkayı. Evet, bir tane daha koydum. Hani kenarlarını üstünü örteceğiz. Taşmaması için. Burası önemli. Evet, evet. Muhallebi bir daha alabilir miyiz? Bu normal yenilebilir mi muhallebi kaşıkla? Tabii, harika olur, çok güzel. Çok güzel olur. Muhallebi, evet. Patates püresini andırıyor. Muhallebi tekrar verebilirim size. 1 kilogram süt. Pek ben hani 1 kiloyla yapmadığım için pek kiloyla veremeyeceğim ama hani yine tahminen 1 kilogram sütün içine 3 kaşık nişasta olabilir, 6 kaşık un ve 5-6 kaşık da şekerle beraber güzel bir muhallebi yapılabilir. Soğuduktan sonra biraz soğuması önemli. Tabii sıcak olmaması lazım. Soğuduktan sonra bu işlemi yapıyoruz. Bunun içine döşeyeceğiz. Şimdi hemen... Şunu da sormak istiyorum. Ramazan malum bayram. Siparişler yoğun herhalde. Yoğun, evet, evet. Günde kaç kilo tatlı satılıyor burada? İnanın ki hiç şey yapamadım. Ancak hani nasıl bir şey diyebilirim. Hiç kilosunu bilemiyorum ama bayağı bir... Sirkülasyon bayağı var, evet. Yüksek. Evet, şimdi muhallebimize döktük. Hemen şöyle. Yayıyoruz. Evet. Eşit bir şekilde. Hani orantılı olmasına dikkat ediyoruz. Muhallebinin orantılı olması bizim için önemli. Biraz az geldi herhalde. Evet. Şimdi şurası az geldi. Onun için şöyle biraz daha. Bu iş bayağı maharet istiyor. Evet, evet. Çok yayından önce dedim acaba evde gitsem yayından sonra yapabilir miyim diye ama. Öyle mi? Gözüm kesmedi açıkçası. Aslında çok kolay görünüyor ama çok ince detayları var. Hani hemen kapatalım Necla Hanım. Hemen kapatıyorum. Şimdi ben tekrar 6 tane yufka şunun üstüne kapatacağım. 6 tane yufka. Hı hı. Şöyle. Tek tek sayıyoruz. Evet. Fazla olsa? Yok, bir şey çok zarar etmez ama çok kalın ya da çok ince olursa güzel olmaz. Bunu şimdi kare yapacağız herhalde. Bir de evet. Üçgeni var bunun. Evet, bir de üçgeni var. Onu da yapabiliriz. Arkadaşlar hemen açar. Bir de onu gösterebiliriz. Vaktimiz kısıtlı. Bunu bir gösterelim kenarlarını tamam. Hemen. Hemen. 5 dakikada bir tepsi. Değil mi? Çok mahirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar açıyor. Tabii bir de bunun... Açması. Tabii. Açı var bunun. Hamuru var. Bunun kreması var. Tabii, ne yapıyoruz? Şimdi keseceğiz. Bu tamam. Şunu da kaldırıyorum. Bir de oradan hemen pişmişini gösterelim tamam, sevgili evet. Seyircilerimize. Alabilir miyiz acaba oradaki tepsiyi? Hemen alalım orada. Bu kadar hazır. Kenarlarını bastırdınız. Evet sevgili seyirciler. İnce Ertuğ, çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim. İşte pişmiş hali de görmüş olduğunuz gibi bu kesildikten sonra fırına veriliyor. Fırında ne kadar pişiyor acaba? 35-40 dakika pişmesi lazım. Derece sıcaklık? 200. 200 derece. Çünkü bu hani baklavalardan daha uzun süre pişiyor. İçinde krema olduğu için daha çok zaman alıyor. 40 dakika pişiyor. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Umarız ev hanımlarının işine yaramıştır. İşte İnce Ertuğ görüyorsunuz, harika. Lezzetli, dışı börek, içi şimdi, tatlı dediğimiz Laz böreği bu. Yalnız o haliyle o çok tatlı olmuyor bildiğim kadarıyla. Ona bir şey daha ilave ediliyor sonra. Sen şimdi yayın tabii ki süre azaldı diye uyarılınca son aşamayı söyletmedin Necla Hanım'a. Fırından çıktı bu. Üzerine bir şerbet mi dökülüyor? Pudra şekeri mi dökülüyor? Lütfen soralım. Onunla da kapatalım bu bölümü.
Şerbet dökülü, evet. Şerbeti de soralım. Şerbeti var diyor İnci Hanım. Hemen şerbetini dökelim. Dökebilir miyiz buna? Tabii hemen kızım, hemen. Hemen şerbetini de getirelim ama burada dökersek sevgili sonra seyirciler de sorun görmüş sorun olur. Tabii hemen. Sonra mı dökelim? Peki sonra döküp akşama inşallah iftardan sonra deneyeceğiz tatlıyı. Şu anda deneyemiyoruz, kusura bakmayın. Özür dilerim Abdülvaki, o kadar doğal bir yayın yaptık acaba ki. Şimdi de dökebilirsiniz. Nasıl isterseniz, sadece tarifin bir sonu olur. Hemen geldi dökülmüş halinde İnci Ertuğrul, hemen geldi taze taze. İşte şerbet hemen üstünde sıcacık. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama harika Laz böreği işte bu. Hanımların ellerine sağlık. Orada hep hanımlar çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Bir kadın işletmeci Necda Hanım'ı da kutluyoruz, evet, buradan. Bir Trabzonlu olduğum için bu kadar rahat konuştum. Ve bu kadar Abdülbaki'nin de doğal anlatımını nasıl söyleyeyim? Özeti şu sevgili seyirciler. Yayında kontrolümü kaybettim ve gülmekten kendimi alamadım. Bunca yıldan sonra artık itiraf ediyorum. Çok teşekkürler Abdülbaki Açıkgöz sana ve konuklarına. Güzel bir mekan orası. Ben Trabzonlu.